Herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde gerçekten Türk havacılık ve uzay sanayi ve tabii ki Türk havacılık endüstrisi açısından çok önemli bir başarıya imza atıldı. Tunus'la gerçekleştirilen anlaşma ile Tunus'a Anka S tipi insansız hava aracının ihracat anlaşması yapıldı. Bu anlaşma tam 240 milyon dolarlık dev bir anlaşma. Anlaşma içerisinde Tunus'a 6 adet Anka S tipi insansız hava aracının teslimatı ve tabii ki bunlara ait yer istasyonlarının verilmesini kapsıyor. Yapılan anlaşmayla Tunus'ta bir imalat hattının da kurulması gündemde. Hem Tunus'ta hem Türkiye'de imal edilmiş parçaların montajı Tunus'ta gerçekleştirilecek ve Tunus insansız hava aracı sistemleri olarak çok önemli bir güce kavuşmuş olacak. Aslında Anka projesinin arkasına baktığımız zaman uzun yıllardır geliştirilen halen Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde aynı zamanda emniyet envanterinde de olan bir insansız hava aracı. Geçtiğimiz günlerde en son gerçekleştirilen İdlib operasyonuyla Anka S'ler bir daha gündeme geldi. Aslında Anka projesi savunma sanayi müsteşarlığı döneminde başlamış bir çalışma. Çok farklı modelleri var Anka'nın. Anka'nın gökyüzüyle buluşan ilk modeli Anka A modeliydi. Bu Anka A özellikle test amaçlı kullanıldı TUSAŞ tarafından. Daha sonra Hava Kuvvetleri envanteri için Anka B modeli geliştirilmeye başlandı. Anka B'den sonra da Anka S olarak adlandırılan uydu bağlantısına sahip insansız hava aracının ilk uçuşu ve arkasından da 2017 yılında da seri imalatı başladı. Anka ise dışarıdan baktığımız zaman diğer Anka modellerinden en büyük farkı burnun üzerinde yer alan büyük bir bombelik. Bu bombenin içerisinde uyduyla irtibatı sağlayan bir anten bulunuyor. Bu uyduyla bağlantının amacı şu. Normalde insansız bir hava aracı uçarken yer istasyonunun menziliyle hareket ettiriliyor. Yani yer istasyonundan yollanan sinyaller insansız hava aracı tarafından algılanıyor. Verilen kumandalar uygulanmaya başlıyor. Yeryüzü yuvarlak olduğu için menzil problemleri de yaşanmaya başlanıyor. Yer istasyonlarının etkili menzili 150 kilometre. Yani 150 kilometrenin sonrasında insansız hava aracını uçuruyorsanız bu bölgeye yakın bir başka istasyon kurma zorunluluğunuz gerekiyor. Türkiye'de ilk defa Anka S ile birlikte bu sınırlar kalktı. Yani uydu üzerinden örneğin Eskişehir'deki harekat merkezinde oturan bir operatör Suriye'nin kuzeyinde veya sınır ötesi uçan bir Anka S'i kontrol edebiliyor. Böylelikle menzil problemleri ortadan kalktığı için hava araçları çok daha verimli bir şekilde kullanılmış oluyor. Türkiye, Suriye'de ve Irak'ta yaptığı çeşitli operasyonlarda zaman zaman bölgede ağır bir elektronik karıştırma ile karşı karşıya. Bir taraftan bakıyoruz işte bu karıştırmayı Suriye veya Rus kuvvetleri yapıyor veya bir taraftan bakıyorsunuz Amerikan kuvvetlerinin elektronik karıştırması var. Yerden yapılan istasyonlarda eğer gerekli önlem alınmamışsa karıştırma nedeniyle sinyal kesintileri meydana geliyor ve insansız hava araçları kumandasız kalabiliyor. Tabii yerden yönetilen insansız hava araçlarımız hangisi? Anka'nın A modeli, B modeli dedik. Bir de tabii Bayraktar TB2 var. Özellikle Bayraktar'da yer istasyonlarının karıştırılmaması için özel bazı sistemler geliştirildi. Ayrı bir kripto teknolojisi geliştirildi. Ve bu kripto teknolojisi de her türlü gelişmeye karşı, her türlü yapılan yeni tehditlere karşı sürekli güncellendiğinde hatırlatmakta fayda var. Gelelim insansız hava araçlarının ihracat başarılarına. Türkiye son yıllarda insansız hava araçları konusunda çok önemli bir tecrübeye sahip oldu. Male olarak adlandırılan orta sınıfta Anka en büyük kullanıcı ve bunun hemen altında da taktik sınıfta da Bayraktar. İki insansız hava aracı da çok fazla operasyona katıldı. Çok yüksek uçuş saatlerine sahip insansız hava araçları ve bunlar combat proven olarak adlandırılan harekatlarda kendini ispat etmiş sistemler. Bu nedenden dolayı da Türkiye'deki gelişmeler özellikle yurt dışından çok dikkatle takip ediliyor. En son İdlib operasyonunda Türk uçakları herhangi bir şekilde Suriye hava sahasına girmedi. Ama
insansız hava araçlarımız hedeflerin vurulmasında, hedeflerin işaretlenmesinde çok önemli roller oynadılar. Ve bu İdlib operasyonunun hemen sonrasında gelen Tunus'tan ihracatta bu Türk insansız hava aracı sistemlerinin gelecekte daha da fazla yurt dışı ülkelerde, yurt dışı pazarlarda başarı kazanacağının da bir göstergesi olacağını şimdiden söylemek mümkün. Geçmiş yıllara baktığımız zaman daha önceden ilk yurt dışı ihracatı Baykar grubu tarafından Katar'a gerçekleştirilmişti. Katar TB2'lerden, Bayraktarlardan almıştı. Bunu Ukrayna'ya yapılan yine Baykar grubunun TB2'lerle ilgili ihracatı izlemişti. Halen Ukrayna aktif olarak sistemleri kullanılıyor. Harbi hazırlığını tamamlamış durumda. Keza Katar için de aynı durum söz konusu. Hatta Katar'ın gönderdiği Bayraktar TB2'ler Libya'da çok yoğun olarak da kullanıldığını hatırlatmakta, söylemekte fayda var. TUSAŞ'ta, Türk Havacılık Uzay Sanayi'de bu konuda ilk adımını attı ve Tunus'a ihracat gerçekleştirirdi. Tabii ki TUSAŞ'tan takip edilen pazarlar arasında Endonezya, Malezya gibi ülkelerin olduğunu da söylemekte yarar var. Tabii ki insansız hava aracı sistemleri dediğim gibi TUSAŞ olsun, Bayraktar olsun sürekli geliştiriliyor ve aynı zamanda yeni modeller de çıkartılıyor. Bayraktar'ın Akıncı İHA sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiği zaman envanterdeki en büyük insansız hava aracı olacak. Çift motorlu bir hava aracı, taşıdığı mühimmatlar, özellikle de akıllı mühimmatlar İHA'nın özellikle de hava yer operasyonlarında çok daha etkin olacağını gösteriyor. Tabii ki bu pazarda Akıncı'nın görüntü ve büyüklük olarak herhangi bir rakibi bulunmuyor. Akıncı bu açıdan da önemli bir ihracat başarısı yakalayacak gibi gözüküyor. Diğer taraftan TUSAŞ'ın da çift motorlu bir sistemi var. Aksungur insansız hava aracı sistemi. Bu sistemde Anka ile çok ortak sistem kullanıyor ve gerçekten de TUSAŞ bu tasarımı çok hızlı bir şekilde hayata geçirerek, yani projeye karar verilip ilk uçuşun yapılması arasında 18 aylık çok kısa bir süre var. Aksungur'un da farklı bir pazar bakışı var. Anka altyapısına sahip olan ülkeler aynı yer istasyonuyla, aynı sistemlerle çok fazla eğitime gerek kalmadan bu Aksungur'u operasyonu yapabilecek. Aksungur ayrıca şu anda bir deniz kuvvetleri versiyonları içinde çok ciddi çalışmalar içerisinde. Denizaltıların tespiti için çok uzun süre havada kalabilmesi, ekonomik bir şekilde operasyon yapabilmesiyle de deniz kuvvetlerinde deniz karakol ve denizaltı savaşlarıyla da ciddi bir alternatif oluşturmuş durumda. Bunların etkilerini de umarım ilerleyen yıllarda görürüz ve hem Akıncı hem Aksungur'da ihracat başarılarını devam etmesini ummaktayız. Tabii ki silah satışlarında ülkelerin uluslararası ilişkileri, karşılıklı yapılan anlaşmalar, yakınlaşmalar veya düşmanlıklar bu satışları çok ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle Orta Doğu'da, Afrika'da bu insansız hava araçlarının çok yoğun olarak kullanımı var. Umarız ilerleyen yıllarda Türkiye bu teknolojisini ihraç etme başarısını sürdürür. İhraç ederken tabii ki satılan 6 tane Anka S var. Ve 3 yer istasyonu ve artı imalat hattının kurulması, bu da eşittir 240 milyon dolar gibi çok ciddi bir para. Türkiye uzun yıllardır savunma sanayine ciddi paralar harcıyor, ciddi yatırımlar yapıyor. Ama işte bir ihraç ettiğiniz bir sistem 240 milyon dolar gibi çok ciddi bir rakama sahip. Tabii ki sistemleri büyüttüğünüz zaman, üzerindeki teknolojiyi arttırdığınız zaman bu milyon dolarlar milyar dolar olmaya başlıyor. Ve tabii ki bir bakıyorsunuz bu konuyla ilgili kendi savunma sanayine yatırım yapan, çok ciddi yatırımlar yapan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, uluslararası kendini kabul ettirmiş sistemleri de ihraç ederek neredeyse Ar-Ge çalışmalarını da bedavaya getirmiş durumda. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle birçok izleyicimiz evde canları sıkılıyor. Biz de hafta başından bu yana tolgaozbek.com YouTube kanalı olarak hemen hemen her gün birer video yayınlamaya çalışıyoruz. Sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize sorularınızı yorumlarla iletebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri ise artık hizmete aldığımız tolgaozbek.com internet sitemizde, buraya da sizleri bekliyoruz. Tabii ki bu arada yeni videolarımız için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Planlamam her gün 19'da bir video yayınlayacak şekilde olacak. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Tüm izleyicilerimize, okuyucularımıza sağlıklı günler diliyorum.